Dinleyicimiz diyor ki elimden geldiğince sizi dinlemeye çalışıyorum ve dinimi yaşamaya çalışıyorum. 10 yıllık evliyim, 2 çocuğum var. Eşimin işlerinin bozulması sebebiyle icra olayları başımıza geldi ve anlaşmalı olarak, resmi olarak boşandık diyor bunlardan kurtulmak için. 1-2 ay bu şekilde ayrı kaldık. Boşandığımızı ailemiz bile bilmedi, söylemedi kimseye. Ve şimdi tekrar birleştik ama kafamıza takıldı. Bizim acaba nikahımız gitmiş miydi? Evet, şimdi mahkemeye kadın verip de o şekilde boşanma olmuş olsa, yani bu boşanma derken kanunu muameleler iptal edilmiş olsa, dini nikaha bir zarar olmaz. Ama mahkemeye erkek verip hakim sorduğu zaman evet istiyorum dediği an o talaklı gider. Onun için dini nikah hakkını, ilk dini nikah hakikleri Hanefi mezhebine uygun, fakat Şafii mezhebine uygun değilse, yeniden Şafii mezhebine göre dini nikah hakkı yaparlarsa evliliklerini devam ettirebilirler. Onu da soruyor dinleyicimiz. Önceki nikahları Hanefi mezhebine göre olmuş. Şafii mezhebine göre nasıl yapacağız diyor. Babamın yerine abim olur mu diyor mesela. Efendim, baba fasıksa, abi salihse, çünkü Şafii mezhebinde veli babadır. O yoksa abidir. Erkek kardeştir. Kadının kızın neyse abisidir. Salih olan tercih edilebilir mi? Evet, salih olan tercih. İkisi de fasıksa, kadın bir başkasına aynı şekilde salih olan, 5 vakit namazını kılan ehl-i sünnet itikadına birisini tayin edebilir. Şahitler de erkek olacak. Şahitlerin ikisi de erkek olacak. İkisi de 5 vakit namazını kılmış olacak. Peki nikah hakkını yapabilmek için bu imam efendi, hoca efendiye gitmeleri gerek yok. Zaten imam nikahı değil bu. Dini nikahtır. Dini nikah aktidir bu. Nikah aktidir. Dolayısıyla tam İlmihal Saadet'te belirdi. Nikah hakkı şöyle yapılır diye orada bir bahis var. Orada işte Allah-u Teala'nın emri, Peygamber Efendimiz'in sünnet seniyesi ve amelde mezhebimizin imamı, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin iştihadı ve hazır olan Müslümanların şehadetleriyle deyip dönüp erkeğe, işte falanın kızını şu kadar mehrimi etçeliyle helalla zevci olarak aldın mı? Orada İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin iştihadı denmeyecek. Allah-u Teala'nın emri, Peygamber Efendimiz'in sünnet seniyesi ve İmam-ı Şafii Hazretleri'nin iştihadı ve hazır olan Müslümanların şehadetleriyle falanın kızını şu kadar mehrimi etçeliyle helalla zevci olarak aldın mı? O da bu mehirle aldım diyecek, kabul ettim diyecek. Ondan sonra velisine, kızın velisine dönülecek. İşte Allah-u Teala'nın emri, Peygamber Efendimiz'in sünnet seniyesi, İmam-ı Şafii Hazretleri'nin iştihadı ve hazır olan Müslümanların şehadetleri ile velisi bulunduğun, vekili ve velisi bulunduğun falanın kızını talip bulunan falanın oğluna şu kadar mehr müeccelle helallah zevci olarak verdin mi diyecek. O da bu mehirle verdim derse, zaten orada duası da var. Bunu da ikişer defa daha, üç defa söylemek sünnet. Tekrar edecek, o duayı da yapacak. Bitti, bu kadar yani.